Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Elhamdülillahi ala ni'metil islam. Elhamdülillahi ala ni'metil iman. Elhamdülillahi ala ni'metil Kur'an. Elhamdülillahi lezî hedâna lihâdâ. Ve mâ kunnâ linehtediye levlâ en hedâna Allah. Fekad câet rusul rabbina bilhak. Sallu ala Resulina Muhammed. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ahli seyyidina ve nebiyyina Muhammed. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teala ve berekatuhu. Ali İmran suresindeyiz. Surenin 170. ayetindeyiz. Estağfirullah. Ferihine bimâ en son Ali Bulaş Hoca'nın mealini okuyacaktık veya okumuştuk. Müjdelemeyi isterler ki, evet. Yaşar Hoca'nın mealine bakalım. Allah'ın lütfundan kendilerine verdiğiyle sevinçlidirler. Ve arkada kalıp kendilerine katılmamış olanlara şunu müjdeliyorlar. Onlar için korku yoktur. Tasalanmayacaklardır onlar. Diye. Ateş Hoca'nın mealine bakalım. Allah'ın keremiyle kendilerine verdiklerinden kerem, fazileşin keremi kullanmış. Yaşar Hoca lütfu kullanmış. Bulaç Hoca doğrudan fazlından demiş. Allah'ın lütfundan ihsan ettiği keremiyle kendilerine verdiklerinden sevinçli olarak arkalarından henüz kendilerine yetişemeyenlere de korku olmadığını, ayette bu henüz açık değil, kendilerine yetişmemiş olanlar diye, yetişemeyenlere de korku olmadığına, onların da üzüntüye uğramayacaklarına sevinirler diyor. Hem orada sevinçli olarak demiş, hem de müjdelenmeyi de sevinme manasında meali taşımış Ateş Hoca. Suat Yıldırım'ın mealine bakalım. Allah'ın lütfundan ihsan ettiği nimetlere kavuşmaktan dolayı sevinç içindedirler. Fazl kavramı yerine lütfu kullanmış, ayrıca ihsan ettiği demiş. Nimetler ayette açık değil, mananın içerisinde var. Onu dışarı çıkarmış hoca. Kavuşmaktan, halbuki ayette Cenab-ı Hakk'ın kendilerine verdiği şeklinde ifade vardı. Dolayısıyla Allah'ın vergisine vurgu vardı. Burada kavuşmak sanki fail onlar, kavuşan onlarmış gibi zihni başka tarafa çekiyor. Dolayısıyla sevinç içindedirler. Sevinç içinde olmak ile sevinçli olmak aynı şeyse fark etmez. Arkalarından henüz, ayette henüz açık değil, kendilerine kavuşmayan müstakbel şehitlere, bu ifade hiç ayette açık değil ama sanki öyle anlaşılıyor, müstakbel şehitlere kendilerine hiçbir korku olmayacağına ve üzüntü hissetmeyeceklerine, korku olmayacağına ve üzüntü hissetmeyeceklerine dair de müjde vermek isterler diyor Suat Hoca mealinde. Yusuf Ali mealine bakalım. They rejoice in the bounty provided by Allah. Allah tarafından sağlanmış nimetler arasında sevinç yaşarlar, sevinç hissederler, birbirlerini müjdelerler, mutluluk yaşar, mutlu olurlar. And with regard to those left behind, ve geride kalanlarla ilgili olarak, who have not yet joined them, henüz onlara iştirak etmemiş, henüz onlara kavuşmamış olanlar, ayette bu yet açık değil. Their bliss, onların o güzelim mutluluklarına henüz katılmamış olanlarla ilgili olarak the martyrs, yani şehitlerle ilgili olarak glory in the fact that on them is no fear, onlar için bir korku olmadığına dair, nor have they caused to grieve, ve onlar hüzne sürüklenmeyeceklerine dair birbirlerini kutlarlar, müjdelerler diyor
Yusuf Aleyhisselam. Pikten ne halde bakalım? Jubilant are they? Onlar mutlular, sevinçliler. Because of that which Allah has bestowed upon them, Allah'ın kendilerine lütfettiği dolayısıyla, of His bounty, kendi nimetlerinden onlara lütfettiği dolayısıyla mutlular. Rejoicing for the sake of those who have not joined them, henüz onlara katılmamış olanlarla ilgili olarak da birbirlerini müjdeliyorlar, birbirlerini kutluyorlar. But are left behind, henüz geride olan, ancak henüz onlara iştirak etmemiş olanlar. Ne diye birbirlerini müjdeliyorlar? That there shall no fear come upon them, onlara kavuş gelecek herhangi bir korku olmadığını. Neither shall they grieve, onların ayrıca üzülmeyeceklerini birbirlerine müjdeliyorlar, diyor Dikten mealinde. Şakir'in mealine bakalım. Rejoicing in what Allah has given them, Allah'ın kendilerine verdikleriyle mutluluk içerisindeler. Out of His grace, Allah'ın kendi fazlından, lütfundan verdiği dolayısıyla. And they rejoice for the sake of those, yine mutluluk hissediyorlar, birbirlerini kutluyorlar. Neden dolayı? For the sake of those who being left, geride kalmış olanlar, behind them, arkalarında kalmış olanlar. Have not yet joined them, henüz onlara katılmamış olanlar, bu henüz ayette açıklıyor. Ne diye müjdeliyorlar birbirlerini? That they shall have no fear, onların bir korkusu olmayacağına dair. Nor shall they grieve, ve onların üzülmeyeceklerine dair birbirleriyle müjdelenişiyorlarmış, diyor Şakir Nehali. Son olarak Muhsin Khan Nehali'ne bakalım. Muhsin Khan Nehali. Muhsin Khan. They rejoice in what Allah has bestowed upon them. Onlar Allah'ın kendi üzerlerine lütuf olarak indirdiği, bıraktığı şeylerden ötürü mutluluk içerisindeler. Of His bounty, kendi fazlından. And rejoice for the sake of those who have not yet joined them. Ve geride kalan, henüz onlara iştirak etmemiş olan kimselerden ötürü de birbirlerini kutlarlar. But are left behind, not yet martyred. Henüz daha şehit olamamış olanlar, geride kalmış olanlarla ilgili birbirlerini kutluyorlar. Ne diye? That on them no fear shall come. Onlara herhangi bir korku gelmeyeceğine dair. Nor shall they grieve, ve onların üzülmeyeceklerine dair. Bunu isimli isimsiz, belirli belirsiz herhangi bir kimse için de düşünmüş olabilirler. Yani şuradan bir fırsatımız olsa da dünyadakilere gidip bu haberi uçursak, arkadaş şehit olduğunda muazzam bir şey oluyor. Yani biz bilmiyorduk, biraz korktuk, morttuk falan, bir takım sıkıntılarla geldik ama siz bizden duymuş olun, korku da yok, üzüntü de yok böyle. Sakın kaçırmayın. Yani bir irtibaren sakın kaçırmayın diye bir fırsatımız olsa şu önceki kabinde bulunanlara bunu bir söylesek, ulaştırsak diye iç geçirirler böyle bunu söylemeyi bir arzuyla, bir o denli isterler diye de anlaşılabilir ayet. Yani A şansı, B şansı diye değil. Dünyada henüz yaşayan müminlere bu haberi bir ulaştırabilsek böyle muazzam şey olmaz diye de büyük bir iç geçiriyorlar onu söylemeye dair. Mealler bu şekildeydi. Türkçe mealine geçelim. Meal dosyamız. Al sana gayıptan haber. وَلَا يُنَبِّئُكَ مِثْلُ خَب۪يرٌ Sana bunun gibisini kimse haber veremez. Kimse sana böyle yerlerden haber getiremez. Herkes ölenlerden haberin merakı içindedir. Gidenlerin başına gelir diye. Cenab-ı Hak verir, kimse ilgilenmez. Ama bir yalancı, büyücü, bilmem neci, kâhin, şu, bu, sağda, sözü, laf savursa, saçmalasa, gider ona para verir, önünde oturur, hürmet eder. Dinler. Cenab-ı Hak söyler. Söylediği bir tek yanlış bulunmayan,
tutarlı, başından sonuna hayatı da, yaşamı da, evreni de, arzı da, insanı da doğru tarif etmiş olan, dolayısıyla sözü güvenilir olan, güvenilir olduğu açık olan, insanın yoklayıp test edebileceği, görebileceği, açıklıkta olan Allah'ın sözü ve haberi dururken gider yalancıların, tipi kayık olanların, kaşı gözü bir tarafa kaymış, saçları bilmem ne olmuş tiplere, o abuk subuk hallerinden yola çıkarak herhalde varsa bunda var diye, onlardan, ruhtan, şundan bundan haber almaya çalışır, evladından, öleninden vesaire. Bir sürü de paralar harcar oralarda. Cenab-ı Hak ölenlerin başına ne geldiğini, hangi sistemin, hangi ahengin, hangi nizamın yürüdüğünü, hangi koşulların kimlere nasıl gelip kavuşacağını, şu dünyadaki hayatı nasıl muntazam ve sistematik, ölçülü yarattıysa, ölüm sonrası yaşamında belli bir ölçü, nizam ile yürüyeceğini, şöyle yapanların böyle olacağını, böyle yapanların şöyle olacağını, اَمْ نَجَعَلُ الْمُجْرِم۪ينَ كَالْمُتَّق۪ينَ اَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّق۪ينَ اَسْتَعِكْ اَمْ نَجَعَلُ الْمُتَّق۪ينَ كَالْفُجَّعُ Muttakileri füccar gibi mi yapacağız? İyilerle kötüler aynı mı olacak? Bunların hepsini Kur'an haber veriyor ama gelip buradan haberi almak istemiyorlar. 170. ayet. Ayeti buradan alalım. Dolayısıyla dokunduğunuz ayetler, okuduğunuz ayetler ötelerden gelen bir haber. Muazzam bir kıymeti var yani. Ötelerden gelen bir haber. Kaynağındaydı. Yaratan, onları müşahede etmiş, onlara nimet vermiş, onlara tekrar canlılık vermiş, onlar o verilen nimetlerle, yeni canlılıkla, zevkler yaşamışlar, bizi konuşmuşlar. Biz de ayetin içerisinde bir yerde varız. Yani biz geçiyoruz Kur'an'da. Burada millezine lem yelhaku bihim min halfihim tanını kim? Henüz daha onlara kavuşmamış olan geridekiler. Biz de bu aralığın içerisindeyiz. O yüzden لَقَدْ اَنْزَلْنَا اِلَيْكُمْ كِتَابًا ف۪يهِ ذِكْرُكُمْ ayetini ben size bir kitap indirdik, içinde geçiyorsunuz gibi de anlıyorum. Yani sizin zikriniz içinde var. Siz içinde geçiyorsunuz. Sizden bahsediliyor. Yani o kadar ilgiliyiz kitapla. Bizden bahsediliyor. Yaratılışımızdan bahsediliyor, babamızdan bahsediliyor, nasıl olduğumuzdan bahsediliyor. Yaratılışımızdaki temel unsurlardan bahsediliyor. Ne bileyim, nankörlüğümüzden, özelliklerimizden, anne karnında geçirdiğimiz evrelerden, bizden bahsediliyor. Fihi zikrukum, içinde sizin zikriniz var. Bizden öteye gitmiş olanlardan, yani önümüzdeki akabeden bahsediliyor. Onların bizimle ilgili konuştuklarından bahsediyor vesaire. Dolayısıyla birebir ilişkiliyiz, ilgiliyiz. Tamamen bizim el kitabımız. Her şeyiyle bize hitap ediyor ama ne var ki? Çoğu insan Kur'an'dan gafil yaşıyor, yaşamayı tercih ediyor, duymak dahi istemiyor. Acayip bir şey. Dolayısıyla yani bunlarla iç içe bulunmayı kendi çabamızın, gayretimizin değil de tamamen Cenab-ı Hakk'ın bir lütfu ve ihsanı olarak değerlendiriyor. Ferihine, sevinçliler. Öteye gidince diyecekler ya bizim haberimizi almadınız mı ya? Biz böyle böyle yaygara çıkardık. Ya dünyadakilerin bir haberi olsa, bir haberi olsa diye. Cenab-ı Hak ayet gönderdi ondan sonra. Bizi anlattı. Çaktırmadan bizim size söylemek istediğimizi en güzel şekilde ulaştırdı. Haberiniz olmadı mı? Ya geldi de biz onu öyle namazda okunan bir ayet gibi değerlendirdik yani. Kur'an. Öyle yani ilahi kelam, böyle bir haber maber, böyle ciddi şeyler. Ferihine, sevinçliler. Kim onlar? Bima atahumullahu min fadlihi. Allah'ın kendilerine fazlından verdikleri dolayısıyla. Ferihine bima atahumullahu min fadlihi. Sevinçliler. Allah'ın kendilerine fazlından verdikleri dolayısıyla. Bırak canlılığı, canlı olmayı, adamlar düpedüz yaşıyorlar yani. Sevinci yaşıyorlar, verdikleri rızıkları tüketiyorlar. Bizi hatırlıyorlar, geridekileri düşünüyorlar, konuşuyorlar. Ah bir de şu dünyadaki gibi olsa demiyorlar. Ya bir de dünyadaki gibi ayağım olsa, ya dünyada bak bir de şöyleydi, yer çekimi vardı. Bir de yer çekimi olsa ayaklarımı yere vursam. Böyle bir şeyin eksikliği içinde değiller. Daha yüksek, daha
âli bir hayata kavuşmuşlar. Evet, bir do, B'den dolayı dolayısıyla dedim. B harfi celi yeter ona. Ama şöyle de yapabilirdik. Sevinçliler Allah'ın kendilerine fazlından verdikleriyle. Ama aynı şeye varacaktı yani. Aynen. Verdikleriyle deseydim de, dolayısıyla deseydim de. Ama diyebilirsiniz ki bu açık bir ifade. Cenab-ı Hak harfi celi ile geçmiş. İsteseydi o da bir sebebi diye, dolayısıyla, sebebiyle gibi bir ifade kullanabilirdi. Eğer öyle derseniz, o zaman ben dolayısıyla da vazgeçerim. Allah'ın kendilerine fazlından verdikleriyle diye harfi cerre uygun bir karşılık var. Sevinçliler Allah'ın kendilerine fazlından verdikleriyle. وَيَسْتَبْشِرُونَ ve müjde vermek istiyorlar. يَسْتَبْشِرُونَ İlk başta müjdeleniyorlar demeyi tercih ediyordum ama ayetin içerisinde bu geridekiler var ya, müjdeleşiyorlar da Türkçemizde yok yani müjdeleşmek. Müjdeleşiyorlar. Hocam mübaşir kelimesi burada mı? Haydi. İstebşara yestebşiru bâşara yübâşiru. Yani çok temelde aynı köklere gidiyorsa da çok açık yani arası. Bayağı bir kalıp kırılmış yani. Bâşara yübâşiru yüz yüze geldi demek Arapçada. Mübaşeret hatta oradan şeyle mübaşeret mesela cinsel ilişkiye kullanılıyor. Bir araya gelmek, yüz yüze gelmek, karşı karşıya gelmek. Eş zamanlı bir arada olmak. Sonra bugünkü mesela mübaşereten diye televizyonlarda canlı yayınlara ifade ediyor. Doğrudan karşı karşıya gelmeyi anlatıyor canlı yayınlar. Kökü oralarda ama bu kelime müjdelemek istemişere kırılmış hali, bayağı bir kırılmış. وَيَسْتَبْشِرُونَ ve müjdeleniyorlar da diyebiliriz. Müjde vermek istiyorlar. Şimdi böyle bir dursun. Müjdeyi vermek istiyorlar. O zaman müjdeyi derken belirli bir müjdeden bahsedilir ki o kadar açık değil. Müjde vermek istiyorlar. Kimlere? بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ Kimseye, kimseye sonra. Kendilerine tekrarlanmış olacak. Onlara lem yelhaku katılmamış. Katılmamış deyince de sanki böyle savaşa gelmemiş. Onlara henüz iltihak, henüzü kullanmak da istemiyorum. Onlara iltihak etmemiş. İltihak aynı yere geldi. He? Katılmamış gibi oldu. Aynı gibi mi oldu? O zaman şöyle anlaşılır. Demek ki her gerçekten iltihak etmek isteyen kavuşuyor. Geride kalanlarla ilgili olarak söylenebilecek tek söz henüz katılmamış olanlar. Hakikaten katılmış olanların hepsi geçiyor demek ki o taraftan. Böyle anlarsak da olur. Geride kalanlar geride kaldıysa o katılanlarla arada bir fark var demektir. Hani diyor ya, ya Resulallah o gitti, başardı, ben başaramadım, ben geri kaldım. Arada bir doz, istek farkı vardır, heves farkı vardır. Allah çünkü وَيَتَّقِدَ مِنْكُمْ شُهَدَى Aranızdan şehitler ediniyor diyor. Böyle bir seçme var orada yani. Dolayısıyla bir duruma bakılıyor. Bir harpten şehadet ile çıkanlar ile geride kalanlar arasında bir ayrım vardır. Akla kara kadar. Yani belki çok o kadar değilse de şehitliği isteme bakımından. Dolayısıyla geride kalanların hepsi henüz şehitliği istememiş kimselerim demek istiyor Cenab-ı Hak. Çünkü bize eğer henüz daha katılmamış olanlar demek isteseydi çok kolaydı. Cenab-ı Hak şurayı lem değil ne yapacaktı? Lemme yapacaktı. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ Henüz kendilerine kavuşmamış olanlar. Yani demek istiyor kavuşacaklar ama zamanları dolmamış vesaire. Ama öyle demiyor. لَمْ يَلْحَقُوا katılmadılar. Ama onların yaşadıkları nasıl müjdelerin cekeri? He? Bunların yaşadıkları nasıl müjdelerin cekeri? Aynı seviyedeymiş gibi. Çünkü bunlar yaşadıklarını, gördüklerini on,
onları da müjdelemek istiyorlar. Aynı şeyi onların beklediğine de inanıyorlar. Yaparsanız. Veya düşün ki dünyaya bir gitsek de millete söylesek, arkadaş şehit olsanız, yani böyle böyle oluyor. Bunun bir haberini uçurmak istiyorlar. Tabii ki yaparsanız. Bu ilk Amerika'ya gidenlere benziyor. Oraya gittiler, iş çok, para çok, devlet gibi. Evet. Bir haber uçursak hemen. Aynı duyuyor. Gelin buraya. Tabii herkes akrabasına, yakınına. Bir, şey yani. Bir bakıyorsun koca köy taşınmış veya ilçe taşınmış olduğu yeri. Niye? Gidenler iyi haber vermiş. Bazı yöreden gidenler de vermemiş haber. Gel, onlar gelmesinler. İlçe giden var ya. İlçe giden var. Dolayısıyla lem yelhaku burada. Cenab-ı Hak lem ma yelhaku demiyor. Ayette gördüğümüzü şey yapmayalım. Ve müjde vermek istiyorlar. Onlara iltihak etmemiş olanlara. Arkalarından min halfihim. Arkalarından min halfihim. Ba'di falan olmadığında min halfihim. Arkalarından ve müjde vermek istiyorlar. Ve müjde vermek istiyorlar. Buraya mı koysam? Arkalarından onlara iltihak etmemiş olanlara. En la khawfun aleyhim ve la hum yahzenun. Onlar için herhangi bir korku olmadığına dair. Ne de onlar veya olmadığına dair onlar için herhangi bir korku olmadığına dair. Ve la hum yahzenun. Korku olmadığına ve hüzünlenmeyeceklerine dair. Gerçi fiili gelecek zamanı kurmuş olduk ayette. Açık değil en azından. Ve la hum yahzenun. Ne de onlar. Korku ve hüzün olmadığına dair. Birleştirince de işte Arapçasında onlar bitişik değiller. La khawfun aleyhim. Onlar için bir korku yok. En la khawfun aleyhim. Onlar işte diyor hocam, onlar üzerine. Onların üzerine. Üzerine dedim zaten. Yani. Aleyhim diye. Onlar üzerine, onların üzerine bir korku. Onlar üzerine, onlar için işte. Üzerine kullanıyorlar. Yani onların üzerine bir korku yok. Benim üzerine bir korku var mı? Bizim Türkçemizde öyle demiyoruz zaten. Onlar için. Benim üzerime bir korku. Üzerine bir korku düştü. Evet. O içine bir korku düştü diye. Evet. Üzerime de deniyor mu? Ama bütün Kur'an ayetlerinde vela hakkı Arapça, vela ayetlerinde hep böyle. Evet, Arapça. Korkuya ala değeri kullanılıyor. Evet. Şimdi harfi cerler dillere özgü yani. Bir Arapçadaki bazen min olur, bizde doğrudan olur. Yani bir fiilin geçişli olup olmaması, hangi harfi cerre alacağı dilin kendisiyle ilgili bir şey. Onu oradan, onu da öyle olduğu gibi taşırsak burada bambaşka bir yere gidebilir. Biz böyle demeyiz yani. Benim için bir korku var mı? Deriz mesela. Diyelim ki adam ameliyat olacak. Yani benim için bir korku var mı? Yok der. Yani korkacak bir şey yok. Rahat ol. Böyle denir diye biliyorum. Benim üzerine bir korku var mı? Benim için olması için bir harf benim olması lazım değil mi? Ama işte ben tekrar söylüyorum. O dildeki harfi cerri Türkçe'deki harfi cerrilerle eşleştirmek olsaydı zaten o zaman cetvel alırdık. Yani dili hemen çözerdik. Dilin kendi yapısı içerisinde geçişli fiiller ve geçişsiz fiiller kendilerine uygun harfi cerleri alıyorlar. Onlar için herhangi bir korku olmadığına ve hüzünlenmeyeceklerine dair. Şu ikinci bölümünü وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ. Onlar için herhangi bir korku olmadığına ve ayrıca hüzünlenmiyor olduklarına, hüzünlenmeyeceklerine dair. Bağlayamıyorum başka türlü. Böyle kalacak herhalde. Bir okuyayım yani başından. Ferihine, sevinçliler.
Allah'ın kendilerine fazlından verdikleriyle ferihine bimâ âtâhumullâhu min fadlihi. Sevinçliler Allah'ın kendilerine fazlından verdikleriyle. Ve istebşirûne billezîne lemin hakku bihim min halfihim. Ve müjde vermek istiyorlar arkalarından onlara iltihak etmemiş olanlara. En la havfun aleyhim. Onlar için herhangi bir korku olmadığına. Şuraya 2.3 üstüse koysak olur mu? Müjdeyi. Onlar için herhangi bir korku olmadığına ve hüzünlenmeyeceklerine dair. Yani biz şöyle desek, diyelim ki adam ameliyat halini anlatıyor. Ameliyatta deneyimli olan. Ya merak etme, bir korku yok. Kardeşim acı da çekmiyorsun. Diye o anı böyle, hani gelecek zamanı değil de وَلَاهُمْ يَحَزَنُونَ. Yok yok ya, hüzünlenmiyorsun bile. O hali anlatmak sen sadedinde. Böyle gelecek zamanını kurmak hoşuma gitmedi. وَلَاهُمْ يَحَزَنُونَ. Ve hüzünlenmiyorlar da. Onlar için herhangi bir korku yok. Ve hüzünlenmiyorlar da. Hüzünlenme de yok. O ona yoka gitmiyor. Hüzünlenmiyorlar da. وَلَاهُمْ يَحْزَنُونَ. Onlar için herhangi bir korku yok. Onlar için herhangi bir korku yok. Ve onlar için herhangi bir hüzün de yok. Ama burada fiil cümlesi var. Onlar için herhangi bir korku olmadığını, onlar için herhangi bir korku olmadığına ve ayrıca onlar hüzünlenmiyorlar da. Ama ella ile de bağlayamıyoruz işte fiil cümlesini. Onlar için herhangi bir korku olmadığına ve hüzünlenme de olmadığına dair. Onlar için herhangi bir korku ve şunu da sona bırakalım. Onlar için herhangi bir korku ve hüzünlenme, öyle diyelim bak, yok, hüzünlenme olmadığına dair. Ve müjde vermek istiyorlar arkalarından onlara iltihak etmemiş olanlara. Onlar için herhangi bir korku ve hüzünlenme olmadığına dair. Önce daha iyi olur. Sevinçliler Allah'ın kendilerine fazlından verdikleriyle ve müjde vermek istiyorlar arkalarından onlara iltihak etmemiş olanlara. Onlar için herhangi bir korku ve hüzünlenme olmadığına dair. Var mı başka bir mülahaza? Peki, Âl-i İmrân suresinin 170. ayetiydi. İngilizcelerine geçelim. Üçüncü sure 170. ayet. Ferihine. They are rejoicing. Ferihine. They are rejoicing. Bima atahumullah with what Allah gave them. Ferihine bima atahumullah min fadlihi, from his bounty. Biz demin ne dedik? Fazlın dedik Türkçesinde. Fazlından dedik değil mi? Bizim Türkçemizde vardı da fazlından dedik, o kelimeyi kullandık.
Hatta biz o fazla dipnot da düşüyorduk hatırladığım kadarıyla. Fazla deyip bırakmıyordu. Fazla değil mi? He? Kullanıyoruz. Yani kullanılıyor da fazla düşündüğümüz manada kullanılmadığını sanıyordum. Fazla. Ne demek fazla? Fazladan verilen lütuf, ihsan ve fazilet. Bu manada biliniyor mu? Fazladan verilen... Şimdiki gençlik bilmiyor. Peki alalım şunu. Yani fazla deyince fazladan verilen, ekstra. Sevinçliler ha. Burada öyle demişsin. Yüzdesinde öyle fazla karşılık düşecek veya fazlın kendisi yok. Bounty var. Veya bounty yerine grace de deniriz. From his grace. Allah gave them from his grace. From ihsanından. İyi tarafından. From his grace. Ha ne gibi? Ha bak bonus. Doğru. From his bonus diyelim. Fazladan verilen. Bonus ekstra da verilen. Güzel. They are rejoicing with what Allah gave them from his bonus. Tamam. Yani biz ancak bunu da anlatabiliriz. Fazla kavramını şeye. İngilizce. Ferihine bima atahumullahu min fadlihi. They are rejoicing with what Allah gave them from his bonus. وَيَسْتَبْشِرُونَ وَيَسْتَبْشِرُونَ Böylece anlar ki, yani okuyucu, bunu Allah tamamen fazladan vermiş. Çünkü bu çok önemli bir kaide ve çokların, çoğu müminin kafasında hep bir şeyler yapıyoruz, karşılığını elde ediyoruz gibi bir şey var. Dolayısıyla tam konu şehitler olmuşken tam da burada düşünecek. Evet, canını verdi, bileğinin hakkıyla cenneti aldı böyle, aslanın ağzından alır gibi. Tam böyle düşündüğü bir yerde Cenab-ı Hak min fadlihi diyor, fazladan verdi. Şehit bile bir şey elde etmiş, ya bir şeyi bileğinin hakkıyla almış diyor. Kur'an'da çok önemli bir şey bu. İnsanın bunu kaçırması haşa Cenab-ı Hakk'a karşı tekebbür olur. Onu bir şeyler vermeye zorlamak gibi olur. Ve haksız da olur. Cennet var cennetinden bana işte ben oynayan kısım var mı var ya bu genler bu cennet. Yani cenneti mal ve canı karşılık verdiğini. Satın karşılık... aldığını söylüyor ama eğer bir hiçe fazladan bir şey veriyorsa bu da onun fazlındandır. Diyelim ki ben geldim en fazla bir şey. Yani şöyle söyleyeyim cennetin bir bedeli varsa Cenab-ı Allah orada ona bedel olarak şeyi söylüyor. Mal ve canlarınıza karşılık. Tamam işte bahane vermek için bir bahane arıyor. Bir de orada Cenab-ı Hakk'ın Cenab-ı Hak satın alıyor. Müminlerin canlarını evet. Satın alıyor. Cenneti para diye veriyor. Evet. Dolayısıyla Cenab-ı Hak diyor ki sizin bana vereceğiniz canlara ben değer veriyorum. Cenneti evet. Ona para gibi harcarım. Verdiği kıymeti değeri gösterir. Ama bu onun hakikaten değerli olduğunu göstermez. Hakikaten cennete mukabil, cennette eş değer olduğunu göstermez. Bir adam bir adamın gönlünü etmek için onun yok pahasına olan bir yerini çok kıymet, büyük kıymet takdir ederek alabilir. O onunla yine de bir ihsanıdır, lütfudur. Onu şey olarak, Cenab-ı Hakk'ınki de böyledir. Yoksa çünkü niye bu böyle? Çünkü müminin canı diye söylediğiniz şey müminin değil ki zaten. Ona da zaten veren Cenab-ı Hak ona. Dolayısıyla ortada bir yani al gülüm ver gülüm dönmüyor. Zaten canı yaratmış ona vermiş. Yani zaten aslen o onun. Zaten geri alacak. Temelliden de vermemiş. Yani temelli vermiş olsa deriz ki tamam o vermişse de vermiş ama sonuçta bu bunun. Vazgeçmekle temeli de vermemiş. Demiş ki seni bir süre yaşatıyorum sonra vakti gelince canını alacağım geri. Emaneten vermiş. Dolayısıyla zaten kendisine dönecek olan canı kul gönüllü bir şekilde yani savaş Allah için falan feragat etmiş. En fazla neden feragat etmiş olur? Tut ki biraz daha yaşamaktan feragat etmiş olur ki zaten böyle bir şey olmadığını biliyoruz. Şehit de şehit olsa zaten ecelinde şehit oluyor. Ha onu nasıl denk getiriyor? Onu bırak Cenab-ı Hakk'ın ilmiyle o denk geliyor. Dolayısıyla bir şeyden feragat etmiş falan mümin bir şeyden vazgeçmiş veya bir şey sunmuş değil. İşin aslı böyle aklımızla bunu kavrayabiliyoruz. O yüzden Cenab-ı Hak aklımızla kavradığımız ve Kur'an'ın bu yerlerinde gördüğümüz fazıl eksenli manaya sadık kalarak
oradaki manayı Cenab-ı Hak bizim zaten ona ait olan canımıza paha biçiyor. Bize resmen yani böyle bir güzel ifadeyle bizi davet ediyor. Bize yüreklendiriyor, cesaretlendiriyor diye anlamamız lazım. Yoksa bizde Allah'ın ihtiyaç duyduğu çok ciddi bir şey var. Cenneti bile onu vermek istiyor, onu satın almak için. Onu öyle anlamak ile مَنْ دَلَّذِي يُقْرَضُ اللّٰهَ قَرْضًا حَسَنَاهِ Kim Allah'a borç verili, Allah sıkıntıya düşmüş, parasız kalmış anlamak arasında bir fark yok. Onu da öyle anlayabilir insan. Halbuki ayette Cenab-ı Hak kim Allah'a borç verir derken, kim yani satasaddukta bulunur. Yoksa Allah'a borç vermenin bir şeyi yok. İnsan aklı, zekası buradaki manayı çözebilecek şeyde olmasaydı Cenab-ı Hak da bu tür sanatları kullanmazdı. Demek ki biliyor insan burada o şeye düşmez yani. Ama tecavülül arif yaparsa, yalandan eşek yerine koyarsa kendini, o onda yapacak bir şey yok. Orada her türlüsüne yol bulur zaten. They are rejoicing with what Allah gave them from his bonus. Allah'ın fazlından kendilerine verdiği dolayısıyla, verdikleriyle mutluluk yaşıyorlar. وَيَسْتَبْشِرُونَ and one thing to give glad tidings. And wants to give, they are rejoicing with Allah gave them from his bonds. And wants to give glad tidings. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُ بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ to those who did not join them مِنْ خَلْفِهِمْ from behind them. They are rejoicing with what Allah gave them. فَرِحِينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللّٰهُ مِنْ فَضْلِهِ from his bonus. مِنْ فَضْلِهِ وَيَسْتَبْشِرُونَ and wants to give glad tidings. Peki bununla muzari yapalım. And wanting to give glad tidings. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذِينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ to those who did not join them from behind them, لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ مِنْ خَلْفِهِمْ from behind them. أَنْ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ that there is no fear. لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ there is no fear for them. That there is no fear for them. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ and no, they are grieving. İngilizce'de aynı sorunu yaşamadık. And no, they are grieving. That there is no fear for them. And no, they are grieving. Neden yaşamadık? Çünkü şu ella ile olan sorun Türkçe'de en sona kalmak zorunda. O en sona kalmak zorunda olduğunda şu iki arızi cümle arasındaki uyumu sağlamak zorunda hissediyoruz. Halbuki bu ikisini uyuşturmak kolay değil. Birisi isim cümlesi, birisi fiil cümlesi. Ama İngilizce'de böyle bir sorun yok. That, ella gibi başta kaldığı için yüklemek gelip katışmıyor. That there is no fear for them. And no, they are grieving. Okay, meali. فَرِح۪ينَ بِمَا أَتَاهُمُ اللّٰهُ They are rejoicing with what Allah gave them. From his bounty. From his bonus. وَيَسْتَبْشِرُونَ بِالَّذ۪ينَ لَمْ يَلْحَقُوا بِهِمْ And wanting to give glad tidings to those who did not join them from behind them. أَلَّا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ That there is no fear for them. وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ And no, they are grieving. Var mı ile ilgili bir mülahaza?
ki Ali İmran suresinin 170. ayetiydi. Kulu kavli hâzâ ve estağfirullah el-azîm li ve lekum ve lisâirin mûmînîn. Rabbena la tu'âkhidnâ in nesînâ ve akhtanâ. Rabbena ve la tahmil aleynâ isran kemâ hamaltahu alellezîne min qablinâ. Rabbena ve la tuhammilnâ mâ lâ tâkate lenâ bih. Fa'fu annâ waghfir lenâ varhamnâ. Ente mevlânâ fansurnâ alel kavmil kâfirîn. Esselamu aleykum ve rahmetullahi teâlâ. Allah'a emanet olun.